11. sınıflar Akademi Serisi 2024 başlıyor. Mert Hocayla birlikte geçen sene başlattığımız Akademi Serisi yani ara sınıflara konu anlatımı, soru çözümü, yazılı hazırlayıp yazılı çözme serisini bu sene de güncelleyip karşınıza çıkıyoruz dostlar. 9 ve 10. sınıflar sizler için de ayrı bir video çekip bilgilendirme videosu size atarız ama bu videonun konusu 11. sınıflar. 11. sınıflar. Geçen sene gerçekten hem Mert Hoca hem de ben. Çok güzel yorumlar, çok güzel dönükler aldık ve bu yorumlar arasında ya hocam fotokopi çektirirken zorlanıyoruz. Keşke böyle video ders kitabı şeklinde olsa gibi yorumlar vardı ve sürpriz kitapla karşınızdayız gençler bu sene. Evet bu kitap video ders kitabı 11. sınıf tamamıyla müfredatı uygun ve her kazanım ve her sırasına göre uygun bir şekilde hazırlanmış bir kitapla şu an karşınızdayız. E i̇şte yani bu size kolaylık sağlıyor değil mi gençler? Yer yani geçen sene çünkü pdf çıkarttık. İşte fotokopisini çektirdik. Zaten fotokopiyle kitap aynı fiyata denk geliyor. O yüzden bu da size kolaylık sağlayacak. Çünkü kitabın içerisi nasıl konu anlatımı olacak mı? Olacak. Kazanım sırasına göre olacak. Konu anlatımında boşluklar olacak. işte boşluk doldurmalı kısımlar olacak. Ya da tamamen boş olan birlikte yazacağımız kısımlar olacak. Sonra sorular olacak. Soruların altında yeteri kadar boşluk olacak. Ve sorular da öyle boş sorular da değil. Her kazanımla ilgili böyle bir iki soruyla geçmiyoruz kazanımları. Yani 5-6 tane hatta 7-8 tane bazı yerlerde 10 tane 20 tane birlikte 20 tane bir, 20 tane birden soru çözüyoruz. Çünkü o kazanımın her kalıp sorusunu görmeni istiyoruz. Ve orada her kalıp soru derken eski nesil sorular da var yeni nesil sorular da var özellikle geometride. Çünkü hocam şey diyeceksiniz büyük ihtimalle. Ya bizim okulda yeni nesil falan sormuyorlar. Eski nesil böyle kolay sorular soruyorlar. E ortak sınav geliyor. Milli eğitim yeni nesle önem veriyor mu? Veriyor. Yeni nesil sorulara önem veriyor mu? Veriyor. E ortak sınavda bence 8 tane sorunun en az 2 tanesi yeni nesil soru olacak. İşte bu kitapta hepsi düşünülmüş bir şekilde burada kitabın içerisinde var. Evet matematik kısmını Mert Hoca anlatıyor. Geometri kısmını ben anlatıyorum. Yani kitabın içerisindeki mor kısımları şöyle mor kısımları Mert Hoca mavi kısımları da ben sana anlatacağım. Ve çok güzel işler yapacağız inşallah. Mert Hoca da aynı şekilde çok dedik dedik. Ya zaten Mert Hoca'nın ben şu tarzını seviyorum. TET ve AYT'de kalıp soruları bir iki soruyla geçmiyor. Her kalıbın kolayını, ortasını, zorunu sizin karşınıza geçiriyor. Ee, öğrenmeden geçmek imkansız. Ya düşünsene bir de Mert Hoca'dan ve benden özel ders alacaksın. O yüzden şunu da söyleyeyim ben. Buradaki videoları sakın 2x hızıyla falan izlemeyin. Özel dersi tam anlamıyla alın burada. Tamam tavsiyemdir. Bu arada TET ve AYT çalışan arkadaşlara da böyle bir sesleneyim. Konumuz 11. sınıf ama bak bu sene ne var? Analitik geometri var 11. sınıf içerisinde. Çember daire var bir de katı cisimlerden işte silindir, konik, küre de var. Sen bu konularda da sıkıntı yaşıyorsan konu anlatımı kampından tamamen farklı sorularla hazırlanmış ki konu anlatımı tamamıyla benim tarzımla hazırlanmış. Burada Map kazanımlarına göre hazırlanmış. Zaten tarz farklı. Burada e, bu tarzı bu şekilde anlatmak zorundayız ve sorular da farklı. Eğer o saydığım konularda 11. sınıf konularında eksikliğin varsa gel buradan tekrarını yap. Tamam. Şimdi 11. sınıfa dönelim isterseniz. Kitabımız bu şekilde. Toplamda 256 sayfa ve her şeyiyle sizi çok iyi bir şekilde geliştirecek bir kitap arkadaşlar. As i̇sterseniz şimdi kitap içeriğinde şöyle bir bilgisayar üzerinden sana bir göstereyim. Hadi bakalım o kısma geçelim. Bu sene göreceğimiz konuları ilk önce görelim. Trigonometri. Mert Hoca anlatacak. Kaç videoda anlatacağını biraz sonra söyleyeceğim. Burada e, kamp videolarının kaç tane olduğunu gösteren bir şey de var. Onu da size göstereceğim. Sonra trigonometriden sonra bir, büyük ihtimal birinci dönemin ilk yarısı bitmiş oluyor. Sonra birinci dönemin ikinci yarısı analitik geometriyle başlayacağız. Onunla ben anlatacağım ve kitapta bu arada oynatma listelerini listesini bak şuradan ve şuradaki koddan ulaşabilirsin. Bir tanesi Mert Hoca'yı götürüyor. Mert Hoca'nın bu konu anlatımı kitabına götürüyor. E, oynatma listesine bir tanesi de benim oynatma listeme götürüyor haberin olsun. Analitik geometriyi de birlikte halledeceğiz. Hem konu anlatımını, hem sorularını, hem varsa yazılısı, yazılısını birlikte çözeceğiz. Sonra fonksiyon uygulamaları Mert Hoca anlatıyor. Sonra e, denklem ve eşitsizlikler Mert Hoca çember ve daire gibi geniş bir konuyu yine birlikte halledeceğiz ve sonra katı cisimleri de yine birlikte hallettik sonra en son olasılıkla bu işi bitireceğiz gençler. Kitabımızdaki bak dikkat et. Dediğimiz gibi tamamıyla özel ders konseptine göre hazırlanmış bir kitap. Boşluklara senin yazma, yazman gereken yerler de var. Ee, burada doldur doldurman gereken yerler de var. Tamamen boş olan yerler de var ve sorular var. Soruların altında da yana yanında da tamamıyla soruyu çözebilecek yeteri kadar boşluklar da var burada ve bak dikkat et bir tane yönlü açı demişiz. Örneklere bakar mısın? Tamam dereceyi tanımlamışız. Örnek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani her çeşit örneği var. İşte burada toplaması var, çıkartması var, çarpması var, bölmesi var. Her kalıp soruyu burada göreceksin kardeşim. Tane tane anlatılacak. Bazen hızlı konuşuyor olabilirim. Bazen değil de hızlı konuşuyor olabilirim. Ama o hızlı konuşmada beni de anlayacaksın. Merak etme. Siz zaten hızlı alıyorsunuz. Ben bilerek siz sıkılmayın diye Bazen hızlı konuşuyorum. Ama konu anlatımlarında tane tane biz bu işi size anlatacağız. Evet görüyorsun burada bak 2 radyana geçmişiz. Radyanla da ilgili 5, 6 her çeşit örneği var. Bak alt tane şey var görüyor musun? Bir iki soruyla geçmiyoruz. Küçücük bir başlığı bile bir iki soruyla geçmiyoruz. Hatta geometri kısmına gelelim. Şöyle mavi kısma gelelim. Bak mavi kısım şurası mavi kısmı görüyorsun. Yazılı soruları var tabii. Mavi kısma da biz başlayacağız. Analitik düzlem diyeceğiz. Analitik düzlem tanımını vereceğim. Bu kazanımı öğrettikten sonra bak sorulara bak sorulara bak Dik, dikkatler var ama o farklı kazanım değil. Ee, dikkat devam et devam et devam et görüyorsun 16 tane soruyla bir kazanımı sana öğreteceğim. Eski nesliyle yeni nesiliyle de çok böyle yeni nesil yokmuş gibi olur ama soruların içerisinde o yeni nesil soruları da zaten sen göreceksin. Evet kitabımız bu şekilde hatta burada bu analitik geometri bittikten sonra neyle karşılaşıyorsunuz onu da göstereyim. Analitik geometri bittikten sonra bütün özellikleri bittikten sonra test kısmına geleceksiniz. Evet. Neredesin? Şöyle şunu bir ilerleteyim. Ha, gördünüz. Test 1. Analitik kısmı bitti. Test 1, test 2, test 3, test 4 diye gidiyor. Sonrasında ne geliyor karşımıza? Yazılı gelecek. Tamam. Burada yazılı varsa ee, testten sonra yazılı varsa müfredatta yazılı gelecek arkadaşlar. Bakıyorum şöyle bir. Evet testler hala devam ediyor test 5 test 5'ten sonra inşallah yazılı vardır. Yok. Burada yazılı girmiyormuş. Demek ki yazılı Mert Hoca şu fonksiyon uygulamalarını da anlattıktan sonra girecek herhalde. Haberiniz olsun. Evet kitabımız bu şekilde. Her şeyiyle en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve sizin karşınıza o şekilde sunulmuş bir kitapla karşı karşıya kalacaksınız. Evet şimdi Kamp programından bahsedelim isterseniz. Hadi bakalım o kısma. Kamp programı da şöyle şekilde görüyorsunuz. Zaten pdf'ini böyle linkini falan aşağıda açıklama kısmına da koyarız arkadaşlar. Bunu da koyarız. Şimdilik ilk etapta koyamayacağız herhalde ama birkaç gün sonrasında koyarız. Böyle video video yani bir trigonometriyi Mert Hoca kaç videoda anlatacak? Kaç tanesi konu anlatımı? Kaç tanesi test çözümü? Hepsi burada yazıyor. Bak mesela 18 tane yok kaç tane trigonometri tarama testi bir 21. videoda başlıyor. Bak 20 tane konu anlatım var. Sonra test 1, test 2, test 3, test 4, test 5 var. Bir de sonrasında da yazılı soruları var. Benim kısma gelelim. Analitik geometriyi ben sana şu şekilde anlatacağım. Toplamda 9 video ile anlatacağım. Sonra 10, 11, 12, 13, 14'te testler var. O testleri de o şekilde anlatacağız. Yalnız ben biraz şanslıyım. İlk başta Mert Hoca anlatacak ya sana konuları. Mert Hoca anlattıktan sonra benim o trigonometri boşluğum olacak. Ben buradaki konuları sana ya büyük ihtimal birinci dönemin ikinci yarısında başlarsınız. Hani bir boşluğunuz oluyor ya bir haftalık. İşte orada ben sana o videolar atmayacağım. Ne yapacağım? Büyük ihtimal o ikinci dönemin birinci dönemin ikinci yarısı başlamadan bir ay öncesinde ben sana buradaki bütün konu anlatımlarını atarım. Çünkü bazı arkadaşlar hızlı da gidiyor. Onları da düşünerekten böyle bir hamlede yapıyorum. Birinci sebebim bu. İkinci sebebim de şu. Ben analitik geometri 1, 2, 3'ü anlattıktan sonra nokta analitiği bitiyor. Nokta analitiği ile ilgili test nerede? Test şurada. Tarama testi 1'de. Ben sana diyeceğim ki 3. videoda. Kardeşim git tarama testini çöz. İşte 1. dönemin 2. yarısı başladığında o hafta ben sana büyük ihtimal tarama testi 1'e atarım. Önceden videolar çekilmiş olur. Sonra ikinci haftasında tarama testi 2. Üçüncü haftasında tarama testi 3 diye böyle devam ederiz. Ama konu anlatımını dediğim gibi bir ay öncesinden anlatacağım. Hızlı giden arkadaşlar da düşünerekler ya da daha öncesinde videoda ya yani sıkışmamak için de böyle bir hamle de yapıyorum aslında. Yani günü gününe hocam şu gün atın biz günde izleyelim. E, havasında zaten olmuyoruz. Öncelikli olarak zaten bir okulda başlamanız lazım. Okulda gördükten sonra burada özel ders alıyorsunuz ya. Özel ders alırken de ne yapıyorsunuz? İlk okulda görüyorsunuz. Sonra ee, özel ders öğretmeninizle birlikte yapıyorsunuz bu işi. Bu şekilde yaparsanız bence çok 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 sağlıklı olur arkadaşım. Evet gençler böyle. Sonra işte matematik böyle devam ediyor. Bak 28 videoda fonksiyon uygulamalarını anlatıyor. Sonra e, denklem ve anlatıyor hocamız. Sonra da geometri kısmı geliyor yine. Büyük ihtimal ikinci dönem bu. E, çember daire arkadaşlar. ikinci dönemde çember daire var. Burada da konu anlatımı kaç tane? 16 tane değil 12 tane mi video? Evet 13 tane video var. Geri kalan da ne? Test. Hatta bunlardan tarama testi 8 tane var. Sonrası ikinci dönem birinci yazılı soruları var. Onu da ben çözeceğim orada. Ve sonra katı cisimler diye devam ediyor. Böyle ama dediğim gibi konu büyük ihtimalle müfredatta neredeyse tarihi ne zamansa bir ay öncesinden ben videoları oraya yüklemiş olurum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu hem bana kolaylık sağlar hem de sana kolaylık sağlar. Tamam Evet 11. sınıflar sizin için hem Mert Hoca hem de ben çok iyi bir şekilde şu kitabı hazırladık. Yani bu özel ders konseptini sizin için hazırladık. İnşallah faydasını göreceksiniz sene içerisinde. Soru anlamında hiçbir eksik soru yok. Hem okulunuzda hem de ortak sınavları düşünerekten hazırlanmış bir kitap. Yani ortak sınav müfredata uygun bir şekilde hazırlandığı için ortak sınavlar da zaten bu kitabın içerisinde. Belki bu kitabın içerisindeki sorular tutacak. Sınavdaki sorularınız bu kitabın içindeki sorulara benzeyecek zaten. Bu arada şunu da söyleyeyim. Akıllama tahta akıllama? <laughs> akıllı tahta uygulaması da var. E, değerli meslektaşlarım sizlere de söyleyeyim. E, videonun içerisinde olurdaki linkleri de koyacağım ben. Orada linke tıkladığınız zaman akıllı tahta uygulamasına da bakabilirsiniz ki zaten okullarda, dershanelerde falan çok rahat bir şekilde kullanılır. Tamamıyla map sırasına göre, map kazanım sırasına göre hazırlanmış olduğu için ee, okuldaki öğretmenlerimiz de rahat bir şekilde kullanabilir. Akıl tahtı uygulamasında linklerin arasına inşallah birkaç güne de ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet, söyleyeceklerimiz bu kadar. İnşallah size sene içerisinde çok faydalımız dokunacak. Elimizden geldiğince biz her şeyi yapacağız. Sizin için ekstra şeyler de yapacağız. Aa bir de şunu da söyleyeyim. Şu oynatma listesine girip de abone olmamazlık yapma. Abone olun ki yani biz de şevke gelelim biraz çünkü bu sene mesela şeyler yaptım. Animasyonlar falan hazırlıyorum. Sizin için de ayrı bir şekilde animasyonlar da hazırlamayı düşünüyorum. İnşallah yapabilirsem. Fırsat bulabilirsem tabii ki. Geometri animasyonlarla çok güzel oluyor. İşte bazı konular mesela katı cisimlerde bu bize gerekecek galiba. O özellikle katı cisimleri size animasyonlarla da göstermek istiyorum gençler. destek verin. Biz de bu tür işleri de çok iyi bir şekilde yapmaya çalışalım. 11. sınıflar. O zaman 25 Eylül'de ilk önce Mert Hoca kanalında sonra 2-3 ay sonrasında da benim kanalımda konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.